çok uzun zaman işe almayla alakalı ya bazı projeler için birileriyle birlikte çalışacağım birilerini seçmek için kendi ajansıma beraber çalışacağım ekipleri seçmek için işe alma toplantıları, iş görüşmeleri yaptım. İş görüşmesinde tuhaf bir hali var. Gelen kişi çok endişeli bir halde geliyor hep masaya. Niyeyse. Halbuki kimsenin kimseye vaadi yok. Herkesin bir eşit olduğu bir alan orası. Özgüven. Birazcık nasıl? Özgüvensel bir problem. Evet. Bir böyle bir sorun sanki seçilecek kişi olarak bu herkes bir geriliyor. Bunu hep çok saçma buluyorum. Biraz insanları rahatlatmak için, birazcık da gerçekten düşünme yöntemlerini anlamak için birkaç tane sorduğum soru var. Hani kaşımak, yönlendirmek, ne yapıyorsun, ne ediyorsunla alakalı. Bu sorulardan bir tanesi, büyüyünce ne olacaksın diye. Bunu 40 yaşındaki adamlara da soruyorum. Yani büyüyünce ne olacaksın hikayesi. Hayat amacı nasıl belirlenecek, nasıl yapılacakla ilgili. Uzun zamandır yaptığım bir şey. Çocukken ne olmayı hayal ediyordun? Büyüyünce ne olacaksın? Oradan da yani görüşmelerimin yarısından fazlası iş görüşmesinde yaptığımız şeyde bir samimi ortam açılınca aslında adamın o işle alakalı hiçbir şey yapmak istemediğini de anlıyorsun. Yani bambaşka. Evet, genelde kader varmış. Hani o tuzağa da düşüyor insanlar kendi içlerinde bir şey yaşarken. Kimlerle çalışmak istediğime baktığımda bu sanat eğitiminin getirdiği bir şey olabilir. Ben aslında dağınık adamlarla çalışmayı sevdiğimi fark ettim. Dağınık, unik, sürprizi olan. Ama bunu çalışmayı sevdiğim grup bu ama ihtiyaç duyduğum grupta hep mühendislere de çok ihtiyaç duydum. Ritmik çalışan. İşin yürümesi için. Şeyde, hani bu tarafa da çok ihtiyaç duydum. Ama hani masada kimlerle rahat ediyorsun da ben hani o heyecanları olan falan sıçramalı bir şeyler yapan adamlarla rahat ediyorum. Sen kimlerle masada çalışmayı seviyorsun? Ah ah öyle bir yarama bastın ki. Şimdi benim yaptığım iş şu anda biraz işte bu açık beyinde yaptığım şey biraz çizgi dışı bir şey sen biliyorsun ama yani dışarıdan bakıldığında da eğitim ve danışmanlık şirketi gibi gözükse de bizim aslında bayağı böyle kreatif bir şeylere dayanan, hani yaratıcı bir şeylere dayanması gereken ve insanların yaptığı şeylerle yürüyen, yani bizim böyle merkezden iş dağıtarak sen bunu yap ben bunu yap değil de ben bunu yaparım diyen insanın yaptığı şeylerle gelişen bir şey. İşte ben de burada böyleyim, sen de öylesin. İşte buradaki bütün arkadaşlarımız bir şeyle buradalar. Şimdi böyle medyada da gözükmeye başladıktan sonra işte çıkıp bir de ben gaz veriyorum ya çok. İşte yapın, yapın, şöyle coşalım. Biz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye anlattığımda bana mailler geliyor. İnsanlar benden randevu istiyorlar. Geliyorlar, konuşuyorlar. %85 insaflı bir oranla söylüyorum. Aslında %97 ama 85'e çekeyim. Arada yanlış anladıklarımı düşerek. Bir stereotipik şöyle bir şey var. Ben şu konularla çok ilgileniyorum. Şu sizinle çalışmak istiyorum. İşte şu konuyu çok merak ediyorum. Şöyle şöyle böyle böyle. Şimdi genel olarak bu mesajların tamamına, buradaki tona baktığın zaman burada sürekli iki tane kapı var. Buradan giriyorsun, bir şeyler öğreniyorsun. Buradan çıkıp gidiyorsun gibi bir şey. Burası böyle açık okul gibi bir şey. Fakat bu bana gelenlerin arasında ikinci yazışmanın ikinci fazına geçtiğimiz kişilerde sen ne yapıyorsun diye sorduğunda bana hep meraklarını anlatıyor. Bu merak ediyorum, şunu merak ediyorum. İşte bir fıkra var ya işte o adam ölmüştü işte İngilizce bilirdi, Fransızca bilirdi diye arkadaşı ağlıyor, şey karısı ağlıyormuş. Arkadaş demiş ne yapıyorsun bu onların hiçbirini bilmiyor. Olsun merak ederdi falan demiş. Yani bunun gibi bir şey var. Bu azınlıklarla ilgili anlatılan bir fıkradır da tam şeyini hangi grup onu bilemedim. Şu anda çok referans veremeyeceğim direkt. Bu hal o kadar yaygın ki nereden geldiğine baktım. İşte muhtemelen eğitimden geliyor gene. Bize eğitimde öğretilen bir şey. Diplomayı al, biri sana iş verecek, ne derlerse yap. Kafanı çok kaldırma, arıza yapma. Konuşanı tahtaya yazıyoruz zaten bu sistemle. Ben 3-4 sene kadar önce ya da 5 sene olmuştur elime bir kitap geçti. Ustalık diye bir kitap. Yazarını da hatırlayamayacağım. Robert Greene olabilir. Keşke dedim birisi bana bunu üniversitedeyken hatta lisedeyken verseydi. Ustalık çok enteresan bir kitap. Ustalaşmak için ne yapman gerektiğini anlatıyor. Oradaki temel kıstaslardan biri şu. Diyor ki bir mentorla, bir hani böyle kendinize hedef koyduğunuz ya da hani bununla beraber bir şeyler yapsam iyi olurdu dediğiniz insana gidiyorsanız ya da bir kuruma gidiyorsanız oraya şöyle gidin diyor. Ben bunu yapıyorum. Benim elimde bir şey var. Size bununla geldim. Ben sizin şu işinize şöyle katkı verebilirim diye gidin. Böylece hem oraya entegrasyonunuz kolaylaşır hem bilmem ne olur. Ben kendime baktım hayatımın fetret dönemlerinin tamamı böyle geçmiş. Bir yere gidiyorum. İşte ben burada olmak istiyorum. Niye? İstiyorum.
Yani bir sebebi yok. Ya sen ne yaparsın, ne dersin? Ne zaman ki mesela bilgisayar öğrenmişim, etraftaki herkesten daha iyi bilgisayar kullanabiliyor olmuşum ve bu konuda insanlara katkı vermeye başlamışım. Hemen etraftaki insanlardan da katkı alabilmeye başlamışım. Yani vereceğin bir şey olduğu zaman alacağın bir şeyler de oluyor. Şimdi tabii ki gönlüm ister ki merak eden herkes gelsin, bunu yapsın. İşte şimdi mesela yüksek lisans öğrencilerimiz var, derslere gidiyoruz. Millet büyük bir gazla geliyor. Biz nörobilim öğreneceğiz. Güzel gelin, güzel programlarımız var, bizim eğitimler var, kurslar, her şey var. Büyük bir gazla geliyorlar. Gaz. Bu ilgilerini çekmiş ve heyecan uyandırmış bir şey var arkada belli. Ama geliyorlar, ben başlıyorum, işte nükleus tractus solitarius'un bağlantıları diye beyin sapında anlatmaya başladığım zaman bir dakika diyor ya, bu kadar şeye ne gerek var? Yani bak orada böyle hemen sen bir... gerçekten konuyla ilgili dolmuşum ben sana söylüyorum. Tabii vallahi doldum gerçekten. Yapacağım, kartla doldu ama o yüzden görüntü gitti. Bu espriyi yapmak zorundayım. Neyse, şundan doldum. Çok sevimliymiş. Ama yani yapamadan olmaz. Çünkü arada yaptım, hak geçer size. Yani olmaz, izleyicilerimiz de şey yapsın. Bu arada galiba yarım söyledim. Kart dolmuş, onu kastediyordum. Yani kameranın kartı. Neyse. Bu insanlara bir şey anlatmakla ilgili uğraştığın zaman aynı zamanda kendini geri bildirimi açıyorsun. Geri bildirimi açmak demek aslında bir sürü şeye maruz kalmak demek. Ama bir taraftan da insanlar sana böyle taleplerle gelince hani bir cevap verme ihtiyacı da hissediyorsun. Şu anda mail kutumda okunmamış galiba 12.768 de en son baktığımda. Ben o spor olsun diye bakıyorum o bildirimlere. Bir ara bir karikatür vardı. Bu adamdaki rahatlığa sahip olmak istiyorum diye. Telefonda ekran görüntüsü almışlar. Okunmamış mail 999 yazıyordu. Canım benim. Benimki 10.000'lerce şu anda. Ama burada hep anlatmaya, tek tek anlatmaya çalıştığım bir şeyi bu vesileyle dilime doladığın için ben bu kadar çok konuşuyorum. Bir şey yapmak istiyorum ya da bir şeyden hoşlanıyorum demek o işi yapabilme anlamına gelmiyor. Yani o işi yapmak gerektiği anlamına gelmiyor. Beraber çalışacağım kişi de yaptığım şeyi birinci düzeyde anlamasını, ikinci düzeyde ona katkı vereceğini düşündüğü bir fikirle, bir işle, bir somut bir şeyle gelmesini hep arzu ederim. Bu böyle insanların aklına çok büyük bir şey gibi geliyor. Bana bazen tuhaf tuhaf şirket, uzay feza projeleriyle gelen de oluyor. Genelde zihin kontrol projeleriyle geliyorlar. Bir de öyle bir şey var. Niye bilmiyorum. O biraz herkes... eski kalmadı mı ya? Abi biraz... yok, hala yeni. Almanya'dan birisi beni arayıp duruyor ya. Şimdi kendisine selam ediyorum buradan ama benim konum değil yani. Yazdım, hala devam ediyor. Yani bir böyle uçuk kaçık şeyler diye mesela öğrenci arkadaşlarımız arasında ya ben güzel video montaj yaparım dedi birisi. Mesela onunla bayağı uzunca bir süre çalıştık. Bir tanesi dedi ki ben çocuklarla çok iyiyim. Gittik onunla çocuk kampında bir sürü bir şey yaptık. O da bir sürü tecrübe elde etti. Biz de bir sürü şey elde ettik. Yani çok basitçe ne yapabileceğini bilen insanla çalışmayı seviyorum ben. Ama hep şöyle bir şey var etrafımızdaki insanlarla. Mentorum iyi olursa ben her şeyi yaparım. Hayır canım, yapamazsın. Öğretmenim iyi olursa beni öğrenir. Hayır, öğrenemezsin. Senin zaten gittiğin bir yol vardır. O yolun doğru bir şekilde bir başkasıyla kesişiyorsa orada bir şeyler üretilir. Yoksa birinin sana bir şey öğreterek, görev dağıtarak yaptığı iş transaksiyondur. Bundan bir şey çıkmıyor yani. Hele benim yaptığım işte bir şey çıkmıyor. Peki bir proje olsa hayatında işte oraya birileriyle çalışacaksın. İş görüşmesi yapıyor olsan yani alıp almamaya karar vereceksin. Hangi karakterde insanlar ya da hangi davranıştaki insanlarla rahat çalışıyorsun? Yani mühendis de seçiyor olabilirsin. Yani daha profesyonel bir alana taşıyalım evet. Onu. Hani sadece proje heveslisi değil de. Genel olarak şunu söyleyeyim. Benim hoşlandığım tip de insanlarla benim çalışmam mümkün değil. Onu fark ettim yıllar içinde. Senin gibi mesela ben de dağınık adam seviyorum. Kafası uçuk adam seviyorum. Böyle işte yani oturdu mu uçuşun sınırı olmayacak. Gazın sınırı olmayacak. Böyle olunca da normal iş üretebilmek bu insanlarla zor hale geliyor. Şeyden de çok sıkılıyorum. Yani devamlı böyle metodik bir şekilde tek bir fikre uzun süre kitli kalmış adamdan da çok sıkılıyorum. Bu da mesela benim iş yapabileceğim bir adam tipi değil. Zaten bu benim eğitimlerime de sunumlarıma da yansıdı aslında. İstediğim insan tipini anlatmaya çalışıyorum hep. İstediğim insan tipi bu iki durum arasında istediği zaman vites değiştirebilen adam tipi. Hoşumuza giden bir proje olur. Sen biraz bak öylesin. Hoşumuza giden mevzu olduğum kafayı kırıp oturup tak 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 metodik bir şekilde onu sonuca erdirene kadar gidebileceğim bir takım. Ben sonuca gitmeden yorulursam da beni ittirebilecek bir takım. Ama aynı zamanda yeri geldiğinde bırak baba ya yeter uğraştık olmadı sal gitsin deyip hiçbir keder gam hissetmeden hayatımıza bakabildiğimiz bir sistem. Tabii ama çok karar verici bir hikaye yani. Aynen. Bunun için de
40 yaş altında biraz zor. Zor zor. Yani bu bir hayal söylüyorum sana. Hani böyle bir takım hocam. Bu takım zaten hazırda satın alınamaz. Yani böyle bir şey dışarıda yok. Evet, evet. Bunu yaratman lazım. Yaratmak için de yani bir gerçekten bazal düzeyde bir şeyleri takmış olmak lazım. Hayatın arka planında bir hikaye olacak. Yani daha önce hep konuştuk. Ve bir şeyler biriktirmiş olmalı. Ufak tefek. Yani mesela bir araştırma alışkanlığı. Ya öyle insanlarla karşılaşıyoruz ki. Yani evdeki eşine soracağına bana mail atıyor. Yani tabii oradan başla araştırmaya, bir sor yani. Çoraplarım nerede? Tabii. Aynen öyle, bunu soracak bana hakikaten. Hocam çok merak ediyorum acaba çoraplarım nerede? Yazar yani, bu da olmadan mı olur? Ya bu kadar basit düzeyde ulaşılabilir olmayı, bir insanın ulaşılabilir olmasını, suistimal ettiğinin farkında olmadan işe dahil olanlar var. Ve bunu gerçekten samimiyetle katkı yapmak için yapan insanlar var. Dolayısıyla bu bizim İnsanlarımızın sorunu değil. Biz sistemde biraz böyle insan üretiyoruz gibi. Ama çok kıymetli arkadaşlarımızla da karşılaşıyoruz. İşte en son Arda. Ne haber? Arda da 3 haftada bir bunalıma giriyor. Öyle bir problem var. Tam benim istediğim adam tipi. Mesela Arda bana garip garip nöroteknoloji projeleriyle geliyor. Tuhaf bir olan. O öyle. Yani onun kafası öyle çalışıyor. Ben şimdi onu tutup da burada ofis temizliğinde istihdam etsem o adam muhtemelen çok iyi performans veremeyecek. O vardığı haliyle iyi, biraz daha az bunalıma girerse kendisi daha iyi çalışabilecek. Bu işe başlama ya da işte beraber çalışma hikayeleri de şeye de inanıyorum bu arada. Belli bir hikayesini kurmaya, yani başına itibaren, o yüzden birazcık zorlamaya ya da hani bir öykü, bir oyunla beraber başlatmaya. Hani şunu yaparsan işe başlarsın ya da bunu böyle yaparsan, bunu bir çöz bakalım, bu oluyor mu ile alakalı karşılıklı oynaşmayı şey buluyorum. Eğlenceli buluyorum. Bu tanışmak için de güzel oluyor. Daha sonrasında çalışıyorsan eğer bir hikayesi olan da bir çalışma birlikteliği olmuş oluyor. Mühendislik hepimizin ihtiyaç duyduğu bir alan. O bir katmanmış gibi geliyor böyle evet. Şeyin içerisinde. Buna Mustafa Acungil'i selam ve sevgili anıyoruz burada. Ya evet, mühendis deyince yani, adamı geliyor aklıma. Yani, evet yani şey. Onun bir davranışı var, bir modeli var bir şeyin içerisinde. Çok ihtiyaç duyuyoruz her şeyle alakalı. Yani temizlerken de bir mühendis zihnine ihtiyacımız var. Yani en basit iş kolundan en yukarısına kadar. Sanat, yaratıcılık ya da fikir mecburiyet üzerine bir başka katmanmış gibi geliyor bir şeyde. Ama bir katman daha var işte bir şeyde. O karar verme becerisi, zekası, gücü, cesareti hani bir şeyde. İşte bu üçü birleşince bir anlam içeriyor ya da bir ekip oluşturduğunda bu üçünü dağıttığın bir ekibe dönüşmesi gerekiyormuş gibi. Yani mesela karar mekanizması sağlıklı çalışmayan bir yapıda bir sürü mühendis bir sürü kararda zorluk başı çekiyor. Başı kesik tavuk gibi dağılırlar. Ya ben evet. Çok sanatçı gruplarıyla beraber çalıştım. Yani hani mühendislik eksik, şey eksik. Al sana muhteşem bohem yaşam, hiç üretim yok yani. Hani şeyde. Ya da zihinsel bir üretim var da işte o çok kendi içinde kapalı bir şey. Yani dışarıya bir üretime dönüşmüyor. İşte bu liderlik diye anlatılan şeyin aslında belki de en temelinde yer alan iki hikaye bu. Adına vizyon dedikleri şey. Ama o vizyona giden yolda kritik kararları da verebilme. Senin bana en çok eleştiri yönelttiğin yerlerden biri odur mesela. Haklısın da o konuda. Mesela ben orada bir şeyi net olarak görüyorum belki ama bir onu anlatım iletişiminde sorun var. Yani benim kadar kimse belki onu o kadar net görmüyor. Birçok hani fikri olan insanın sorunu bu. O fikri net anlatamıyorlar. İki, o fikre giden yoldaki doğru kararları doğru zamanda doğru kesinlikle alamayabiliyorlar. Şimdi böyle olmayınca oraya doğru gidiyorsun ama çok zigzaklı belki gidiyorsun. Ya da belki yoldan sapıyorsun da nereye gidiyoruz falan, hayal oraya giderken ben buraya gidiyorum. Hani böyle durumları yaşayabiliyoruz. O yüzden biraz da beraber çalışmak isteyeceğim insanlarda ortak vizyon paylaşımı yapıp birbirimizi rayda tutabileceğimiz insanlar da benim için çok önemli. Şu anda hani bütün takım arkadaşlarında hani bir ortak özellik say desen genelde bu var. Çok uçtuğumuz zaman yere çeken, çok yere çakıldığımızda hadi gayri diye kışkışlayan her türlü adam var etrafımızda, bu güzel bir şey. Bir de galiba mesela şeyi de önemsiyorum. Şu psikolojik bağışıklığı yüksek olan adamlar. Ya işte o var ya. Evet. Yani en ufak sorunda böyle duş diye dünyası başına yıkılan adamla çalışmak çok zor. Evet. Yani bu yaşamak da çok zor. Bu tanımı beri çok sevdiğim bir tanım bu. Ya, yani resilience dedikleri işte bu. Yılmazlık da diyorlar ona. Evet yani hani kolay depresyona girmeyen. Şu depresyon hikayesini hep zaten şımarıklık diye takılırım. Yani. Yok pek öyle değil. Depresyon hakikaten ağır bir tablo. Biliyorum hani şeyde sadece bu arada hani sana buradan da bakmak için. Sana bozulmuşlar bu arada. Ne? Biz kaçtı 19. 20. bölümde mi bir antidepresanlarla ilgili bir şey konuşmuştuk. Oraya girişine mesela bir arkadaşımız bozulmuş. Çınar Hanım var ressam.
Diyor ki niye öyle girdi, gıcık oluyorum diye girdi. Muhtemelen yani etrafındaki ve kendisiyle ilgili alındı üstüne muhtemelen. Gerçi onu orada toparlamıştık falan ama mesela bu tip meseleler içinde bulunduğunda hakikaten farklı duyulabiliyor. Mesela depresyon gerçekten içinden çıkılamayacak bir durum oluyor yani. Sadece buna böyle bakmaya bir fırsat vermek için şımarıklık yaptığımı biliyorum. Öyle tabii zaten burada önce can sonuçta. Yani bir şımarıklıkla bakma ama buna bir de böyle bakmak da faydalı durumu. Yoksa yani depresyonun bir hastalık olduğunu hep birlikte hemfikiriz. Tabii. Çok gerçekçi ve net bir hastalık. Ama senin esas yani dikkat çektiğin şey de güzel. 3 gün uykusu kaçınca depresyondayım diyen adamdan bahsediyorsun aslında. Depresyon daha zor bir şey yani. Psikolojik zor. Bağışıklıktan yola çıktığım için konuda. Yani bağışıklığını yükseltirsen yakalanmaması mümkün. Sadece bunu söylemek için söylüyorum. Tabii ki. Aynen öyle. Yani hani sen, orada şımarmazsan bağışıklığını düşürme konusunda bu hastalığa da yakalanmazsın. Hep daha evvelde konuştuğumuz anlam ve hikaye meselesi burada o kadar merkezi ki yani o senin bozucu etkilere karşı direnebilmeni sağlayan, adına motivasyon dediğimiz şeyi sürdürebilmeni sağlayan, aynı ray üzerinde uzun süre devam etmeni sağlayabilen şey aslında o arkadaki hikaye, o yılmazlığı veren şey o. Çoğu insan için bu en azından, yani benim görebildiğim. Ama rüzgara göre savruluyorsan, işte maaşın yattığı kadar yılmazsın. Anlatabiliyor muyum? İşler, işte otobüs gecikmediği sürece yılmazsın. Ya da işte çok alıngansan, çok agresifsen, işte yani o psikolojik olarak dengelenmeyi henüz başaramamışsan, evet. Küçük küçük şeylerden çok yüksek sonuçlar çıkarıyorsan, henüz hazırlamadıysan kendini, yani aşık olduğunda hayatını kaybediyorsan, hani bunları gördük hayatımızda yani. Hani, evet. Şeyde, ya isim vermeyeyim var bir tane de neyse enteresan, kendi bilir. Sevgiler gönderiyorum. Gerçekten böyle bütün kimyası değişen insanlar seni de bir anda hızlıca değiştiriyor. Evet. Ya biraz burada bir kaos çıktı yalnız böyle. Hem stabil adam sevmiyoruz senle ben, hem de instabiliteden de şikayet ediyoruz. Ama aslında bu bence bir şey gösteriyor. Kaosu göğüsleme konusunda yeterli beceriyi elde etmemişiz. Yani şimdi ruhani lider. Benzer bir şey söyleyecektim gerçekten. Evet. Her insanın unik olduğunu kabul edip bakmak gerekiyor galiba burada. Öyle. Yani o sınıflandırma bu benim de kızdığım bir şeydir. Ve gerçekten sohbetin bu aşamasında fark ettim birden. How old were you when you published this paper that has a title I can barely understand? At 23. And you don't think that qualifies you as a certified prodigy? Well, Newton discovered binomial theorem age 22. Einstein wrote 4 papers that changed the world by the age of 26. As far as I can tell, I've barely made par. Yaşlanmanın güzel tarafı şu. Yani yavaş yavaş her bir insandan ne kadar faydalanabileceğini ve eskiden ne, ona ne kadar fayda sağlayabileceğini. Son derece zararlı gördüğün bir insanın aslında sana neler öğretebileceğini fark ediyorsun. Şimdi bu ruhani liderler genel olarak yani kültürden, dinden, coğrafyadan bağımsız. O kadar heterojen bir kitleyle temastalar ki sadece uzaktan hitap ettikleri yakın çevrelerindeki insanların oluşturduğu kitleden bahsediyorum. Yani delisi var, akıllısı var, meczubu var, böyle sessizi var, bağıranı var. Şimdi bu insanların her birinin nabzına göre bir yaklaşım sergileyebilmek konusunda kazandıkları o uyarlanabilirlik, işte o zeka, o plastisite diyelim ona. Bunları zaten lider yapan, hani nasıl diyelim, bilge yapan şey aslında. Ben mesela son birkaç yıldır işte yaş kemale de ediyor ya, böyle bakıyoruz etrafımızda. Böyle arızalar çıktıkça şey çok şükür gelişmeye başlıyor. Bir dakikadan bu arıza var da bana ne diyor bu arıza? Yani o tabii biraz da şeyle ilgili, hani bakışla ve yaşla ilgili bir şey oluyor gerçekten. Hani gençken ben de bunu böyle yapamıyordum ama yani biraz o İnsan çeşitliliğini hakikaten kucaklamak kolay bir şey değil. Zaman istiyor yani. Bir kere kendi çeşitliliğinle tanışman, farklı hallerini bilmen falan gerekiyor. Bunun başka bir hali de hani az önce düşündüğüm şey oydu. Düşünme yöntemleri belirliyor ya aslında sonuçları da. Yani gelen kişileri sınıflandırarak, beraber çalışacağın kişileri sınıflandırarak bakmaktansa birey birey bakmak, sanıyorum insanken nesnelerle, rasyonel hayatla ilgileniyorken sınıflandırmaya ihtiyaç var ama insanla, hele de bizim kendi gerçekliğimizde yani zaman mekan gerçekliğimizde karşılaştığımız insanlara tek tek fırsat vermek galiba gerekli. O
hem bizi geliştiren hem karşı tarafı geliştiren, böylece bir şey oldurtan hal gibi oluyor. Batı'da işte şey hep anlatıyorlar, bu ekonomistler bilmem neler, yıllarca 80'lerden beri yapılan model. İnsanlara bir işte sayısal hedef koyuyorlar. Yıllık satış hedefimiz şu kadar, işte sen bundan sorumlusun, sen bu. Sene sonu geliyor, hedefi tutturdun, tutturamadın, ona göre şey yapıyorsun. Üç dönem arka arkaya hedefi tutturamayınca da mesela işini kaybediyorsun. Halbuki mesela ben bunun yeni bir trend olarak anlatılmasına bile hayret ediyorum. Adam diyor ki mesela Simon Sinek, ya git bir sor otur diyor. Karın hasta mı, bir sıkıntın var mı, aç mısın, ishal misin? Bir şey sor adama diyor. Yani yapamıyorsa sebebini onunla kişisel bağlantı kurarak bir sorgula. Hani bu mesela enteresan bir şekilde Batı'da yönetim devrimi, ya gözünüzü seveyim, insanın normal hali budur. Yani sayısal hedefle çalışan bir şey değiliz efendim. Bir şu sene içerisinde şu kadar bilanço, bu kadar av, bu kadar çıktı. Böyle çalışmıyoruz biz. Öyle bir şey yaparsın ki bir hani niyet koyarsın. Hani bizim kültürümüzdeki tabirle bir niyet koyarsın oraya. O niyeti aşınca da parti yaparsın abi. Gerisinde kalıyorsan ama o yani kafandaki şeye ulaşamadıysan bunun insani bazda konuşulması gerekiyor. Nedir abi mevzu? Yani niye olmuyor bu? Dedim olsun, kendini tanrı zannetmekle ilgili bir şey. İşte Batı galiba bunun uç noktasını bize göstererek güzel bir örneklik ediyor. Biz de kendi küçük hayatlarımızda aslında bunu evde de uygulayabilirsin bunu yani. Çocuğuna böyle olmayacak, böyle yapılmayacak. Koyuyorsun sınırı, veriyorsun gazı, koyuyorsun garip başarı. Sonra da diyorsun ki çocuk arıza yaptı. Normal. Çocuğun sistemi buna göre değil çünkü. Ve çocuk arıza yaptığında sen de arıza yapıyorsun. Öyle çekip atabileceğin bir şey değil ki. Bu çocuk olmadı, gönderelim yenisini. Öyle bir şey de değil yani. Ya yalnız hayat çok kötü biliyor musun? Yani bunları öğrenmeye başladığında birkaç sene sonra bitiyor. Yani bunlar, insan istiyor ki şöyle 20'li yaşlarda bunları bilsem değil mi? Ne güzel. Ama yani işte şeyde bu ya, hikayede böyle oluşuyor. İşte bunları öğrenirken geçirdiğin yol, hatıra, kimden öğrendiğin, hangi zamanda, ne içerken, ne yerken, kimle konuşurken öğrendiğin. İşte bir de öğretilebilir. Bak sen burada bunları ne kadar konuşursan konuş. Bilgeler ne kadar anlatırsa anlatsın, yazarsa yazsın. Yaşamadan da çok fazla öğrenilir bir şey. Boş konuşuyoruz be abi ya, yemin deneyim ediyorum. Deneyim lazım. Bence güzel zaman. Boş konuşuyoruz'a bağladık ya.